Bu fakir vatandaşın çocuğunu öldürmesin, kendi çocuğu yap da yaşayıp da partilere selam söyle. Bu bütün sene fakir çocuğu ölüyor. Yazık mı değil? Ben hiçbir partiyi tutmuyorum. Partici değilim. Ama babam 10 sene savaş yapmış bir babanın kızıyım ben. Çözüm süreci bu mu de? Çözüm süreci bu mu? Ayıp değil mi? Niye birleşmiyorlar? Niye parti kurmuyorlar? Bu kadar mı bağışlık olur? Bu kadar mı insan vatanını düşünmez? Bu kadar mı bu genç çocukları öldürür bu insan? Yazık mı değil? Analar ağlıyor, bizler ağlıyor. O ağlamıyor. O yaşıyor, yaşıyor. Çeksin partiden elini kaylı. Bu partiler birleşsin, partiyi kursun. Bu vatana ne yapacaksa yapsın. Niye öldürüyor? Yazık mı değil? Bizlere, fakirlere, köylülere işkence yapmaya yazık mı değil bu? Olmaz, bu kadar olmaz. Bu kadar olmaz, selam söyle. Hiçbir partiye oy atmıyorum, bu kadar olmaz. Kurkacağım ne? Tamam, 81 yaşındayım, beni atsın içeri. Tamam, yalnız gençler ölmesin, gençler ölmesin. Yeter yavrum, yeter, yeter. Bitirdi bizi, yeter. Zenginin çocuğu işte askere gitti. Nasıl fakirin çocuğu askere gidiyor? Başına yiyecek. 17 bin lira param var mı? Varsa göndermezsin çocuğumu. Onların din imanı para. Ama aynısı bak, görecek bak, korusun televizyonu yayınlasın. Onların din imanı para. 17 bin lira parayı yatırdığın zaman çocuğu askere gitmez. Bizler bunu yapamadık. Biz vatana, millete hayırlı evlat yetiştirdik ki gitsin oraya, vatanı millete yiyiz. Gitsin diye. Ben iki tane askerim var. Birisi uzman çavuş, istifa etti. Baba dayanamıyorum. Dayanacak gibi değildi. Daha yeni bir evde. İkinci çocuğu da burada dedi ki, bu tek bir işte bana bulun da. Ben de ayrılayım baba. İş arıyordum. Belediyede iş arıyordum. Bunların elinden kurtarayım diyor. Belediyelerinde gözler kör olsun. Hepsine vardık, hepsi kapıyı kapattılar. Orada diyor, adamın varsa, vekilin varsa, cebinde paran varsa işin oluyor. Taşın çıkışın. Benim vatan oğlum, benim yavrum, benim.